Dünyamız giderek kalabalıklaşıyor. Şehirleşmenin ve sanayileşmenin doğada sebep olduğu baskı gün be gün artıyor. Başta küresel ısınma ve iklim değişikliği olmak üzere birçok ekolojik sorun, dünyamızı paylaştığımız tüm canlılar için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ederken, dünya çapında yaşamlarımızı çok kısa bir sürede, çok büyük ölçüde etkileyen pandemi sürecinde de doğaya göstermemiz gereken özenin önemini bir kez daha hatırlıyor, sağlıklı ve zengin bir ekolojiye olan ihtiyacımızı derin bir şekilde hissediyoruz. Bu zorlu geçiş çağında Türkiye, toprağa ve orman varlığına verdiği değerle dünyaya örnek olan ülkelerin başında geliyor. 181. yılını kutlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 39 bini aşkın çalışanıyla hem vatan topraklarında hem de dünyada yaşayan canlılara daha fazla nefes olmak için gece gündüz çalışıyor. Her alanda hızla gelişen Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın raporuna göre orman varlığını artırmayı başarabilen nadir ülkeler arasında yer almanın gururunu yaşıyor. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın dünyamızdaki en önemli 100 orman alanı içinde gösterdiği 9 orman alanı da ülkemiz topraklarında yer alıyor. Vatanımızdaki orman varlığı gençleştirme, bakım, rehabilitasyon, ağaçlandırma çalışmaları ve çeşitli eylem planlarıyla her sene düzenli olarak artırılıyor. 2002 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığımız yaklaşık 1.9 milyon hektar artırılarak 22.7 milyon hektara ulaştırıldı. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye dünya ülkeleri arasında orman varlığı bakımından 46. sıradan 27. sıraya yükseldi. 2023 hedefim ise 23.4 milyon hektarla dünya ortalamasının üzerine çıkmak. 2003 yılında 40 dakika olan yangına müdahale süresi 12 dakikaya indirildi. 5000 köye 5000 orman eylem planıyla 2015 yılından bugüne kadar 5393 köyümüzde 18 milyonu aşkın gelir getirici fidan toprakla buluşturuldu. Son 18 yılda 5.1 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturan Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ağaçlandırma ve orman varlığı konusunda toplumsal bilinci artırmak üzere yine dünyaya örnek olacak çok büyük bir seferberlik başlattı. 2019 yılında Milli Ağaçlandırma Seferberliğine hız veren Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan Geleceğe Nefes kampanyasıyla her yılın 11 Kasım tarihi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi ve bir günde 303 bin adeti tek lokasyonda olmak üzere tam 13.8 milyon fidan dikilerek eşsiz bir Guinness rekoruna imza atıldı. Geleceğe Nefes, 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de Google arama motorunda en çok aratılan ikinci konu oldu. Biliyoruz ki bugün dünyaya hediye ettiğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılara nefes olacak. 2020'de Orman Genel Müdürlüğü'nün Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü bir diğer projeyle Tohum Ver Fidana Dönüşsün, Çocuklarımız Geleceğe Nefes Olsun diyoruz ve ülkemizdeki ilk ve orta öğretim çağındaki tüm öğrencilere her yıl yeşertecekleri birer tohum hediye ediyoruz. 2020'de de seferberliğimiz tüm hızıyla devam etti. Halkımızın büyük bir hassasiyetle sahiplendiği kampanyamız, bayramlarımız, doğum günlerimiz ve diğer tüm özel günlerimizde yakınlarımıza sevgimizi gösterdiğimiz çok güçlü bir araç olarak yaşamlarımızın bir parçası haline geldi. Şimdi de ülke olarak başlattığımız Milli Ağaçlandırma Günü'nü sahiplenerek bizimle birlikte kutlayan 28 ülkede eş zamanlı dikimin yanı sıra burada da 60'ı aşkın ülke temsilcisiyle dikim yaparak dünyaya nefes olmanın gururunu yaşıyoruz. 11 Kasım 2020'de 81 ilde el ele gönül gönüle vererek bugün fidan, yarın nefes diyoruz. Ve halkımızın sahiplendiği milyonlarca fidanımızı her yıl olduğu gibi bu yılda toprakla buluşturuyoruz. Vatan toprağımızın her bir karışını fidanlarla yeşertiyor, koruyor ve sahip çıkıyoruz. Geleceğe nefes, dünyaya nefes.